İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arden Şelefyan'ın ölümünden bu yana bir yıl geçti. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tüm generali, Artsakh kahramanı Arkadi Tertadavosyan ile röportaj. İnsan hakları savunucusu Azerbaycan'ın Artsakh'ta en az 1815 hektarlık ormanı yaktığını bildirdi. Artsakh savunma ordusu Azerilere kayıplar verdirerek güney yönünde ilerlemesini engelledi. 2020 yılının Ekim ayında Türkiye Azerbaycan'a 101 milyon doların üzerinde hava savunma sistemi sattı. Artvin'de yetişen yaklaşık 2000 yıllık ağaç dünyanın en yaşlı armut ağacıdır. Birinci Artsakh Savaşı fotoğraflarının satışından elde edilen gelir 3. Savaşın ihtiyaçları için kullanılacak. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı Konseyi, Ulusal Konsey, Hükümet ve Batı Ermenistan Parlamentosu derin üzüntüyle Mıgırdiç ve Yerçanik'in oğlu Arden Şelefyan'ın ölüm yıldönümünü anıyor. Aslen Muşlu olan Şelefyan 25 Eylül 1951'de doğdu ve İstanbul'da büyüdü. İsviçre Lozan Üniversitesi'nden mezun oldu. Ekonomi alanında doktora yapmış ve bilgisiyle dünya çapında çeşitli finans ve imalat şirketlerine yardımcı olmuştur. 12 yıldan fazla sürede İsviçre'deki Frank Müller Company'nin baş danışmanı ve Artsakh Bank Yönetim Kurulu üyesi ve başkanıydı. Arden Şelefyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi üyesi ve Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun kurucusuydu. Hayatı boyunca kendini Ermeni halkının haklarını iade etmeye ve Batı Ermenistan Devleti'nin egemenliğini ve haklarını korumaya adamıştı. Mitanni Vakfı Başkanı Arden Şelefyan, Ermeni ulusunun kadim tarihi üzerinde yazılan çok sayıda kitabın destekçisi oldu. Onun en önemli ve temel düşüncesi Ermeni halkının tarihi adaletinin yerine getirilmesiydi. Arden Şelefyan bir ekonomist, entelektüel, tarihçi, birçok dil bilen, insan hakları aktivisti, devlet adamı, en içten bir savunucu ve bir insan olarak Batı Ermenistan'ın bir vatandaşıydı. Zamansız ve aniden bizi terk etti. Ölümünden önce Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü düzenlemeye çalışıyordu. Batı Ermenistan'ı Devlet Başkanlığı Konseyi, Ulusal Konsey, Hükümeti ve Batı Ermenistan Parlamentosu rahmetli Bay Arden Şelefyan'ın eşine, çocuklarına, tüm ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini sunmaktadır. Arden Grigor Şelefyan, huzur içinde yat. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ı Devlet Televizyonu'nda Artsakh Cumhuriyeti Kahramanı ve Şuşi Kurtuluş Operasyonu'nun komutanı komandos lakaplı Arkadi Tertadavosyan ile röportaj gerçekleştirdik. Röportaj sırasında şu anki savaş durumu ele alındı. Arkadi Tertadavosyan, Artsakh'taki mevcut durum ile 1990'lardaki savaş arasında paralellikler çizdi ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında yaşayan Ermenilerin savaşa katılımının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Artsakh'taki insan hakları savunucusunun aktardığı ön bilgilere göre Azerbaycan tarafından Artsakh'ın en az 1815 hektarlık ormanlık alanı ateşe verildi. Bu bilgi Artsakh insan hakları savunucusu personeli tarafından yayınlanan mesajda ifade edildi. Açıklamada edinilen bilgiye göre sivil yerleşimlerin ve tesislerin hedef alınmasının yanı sıra özellikle son günlerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri genel olarak yasaklı beyaz fosfor silahı kullanarak Artsakh'ın ormanlık alanlarını kasıtlı olarak yakıyor dendi. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu'nun bilgi toplama misyonu çerçevesinde Azerbaycan tarafından Artsakh'taki ormanların kasıtlı yakılmasının yaygın olduğu ve tüm bölgeleri kapsadığı ortaya çıktı. İlk bilgilere göre bugüne kadar 1815 hektarı kapsayan ormanlık alan yangına maruz kalırken çeşitli yerlerde yangınlar devam ediyor ve bu yangınların hızlı büyüme tehlikesi var. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu birlikleri 2 Kasım gecesi Doğu, Güneydoğu ve Güney yönlerinde savunma savaşları sürdürdü. Savunma ordusu birlikleri söz konusu bölgelerde Azerbaycan'a ait otomotiv ekipmanı, insan gücü ve bir tank imha etti. Açıklamada ön cephenin doğu yönündeki küçük bölümlerinde taktik nedenlerden ötürü savunma ordusu kuvvetleri daha fazla muharebe operasyonları için daha elverişli alanlara geri çekildi.
Sabah savunma ordusu güney yönünde ilerlemeye çalışan düşmanın askeri teçhizatına ağır topçu ateşi açarak kayıplara neden olduğu ve bunları başlangıç noktalarına geri çekilmeye zorladığı ifade edildi. Türkiye, Azerbaycan'a savunma ve hava savunma ürünleri ihracatını büyük oranda artırdı. Geçtiğimiz ay Azerbaycan 101 milyon 209 bin dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ithal etti. Bu, Armenpress tarafından Türkiye İhracatçılar Konseyi'nin resmi web sitesinde Ekim ayı ihracatı ile ilgili verilere atıfta bulunarak bildirildi. Türkiye'den satın alınan hava ürünlerinin listesinde Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı saldırıda yaygın olarak kullanılan Türk yapımı Bayraktar İHA'ları yer almaktadır. Batı Ermenistan'daki Artvin'in Yoncalı köyündeki yaklaşık 2000 yaşa sahip armut ağacı dünyanın en yaşlı armut ağacı olabilir. Ağacın boyu 6,5 metre, gövde çapı da 2,1 metre. Amerika Birleşik Devletleri'nde 410 yaşında, Romanya'da da 610 yaşında bir armut ağacı var. Batı Ermenistan'ın Yoncalı köyündeki bu ağaç dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor. Halen canlı ve armut vermeye devam ediyor. Bu ağacı Batı Ermenistan'ın bir değeri sayıp anıt ağaç olarak tescil ettirip koruma altına almak gerekir. 1. Artsakh Savaşı fotoğraflarının satışından elde edilen gelir 3. Savaş'ın ihtiyaçları için kullanılacak. Amacı kültür yoluyla askerleri desteklemek olan Sergi Eğitim Bilim ve Kültür Bakanlığı'nın bir girişimidir. Destek yönetimi basittir. Sergi için biletlerin, posterlerin ve kartpostalların satışından elde edilen tüm gelir Hayastan adlı Pan-Ermeni fonuna aktarılacak. Girişimin yaratıcısı, özellikle bugün arkamızdaki kültürel yaşamın durmaması, insanların günlük hayatlarını sanatla doldurabilmeleri için bugünün çok zor bir durum olduğunu bilince çıkararak ama aynı zamanda sanatın da en şiddetli acıyı bile dindirebilen bir araç olması önemlidir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Datev adlı çocuk korosu tarafından seslendirilen Son Eyi Ganç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.